Merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Dünkü başlattığımız dua ile ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'ın her an yardımı bizimle birlikte olmasını, sizinle birlikte olmasını da niyaz ederek başlamak istiyorum. Duanın bir ibadet çeşidi olduğunu ve her insanın mutlaka dua etmesi, her müminin mutlaka dua etmesi gerektiğini dün delilleriyle ortaya koymuştuk. Duaya karşı takınılacak tavır, dua yapacak insanın nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıyorduk. Bir tanesi de demiştik ki, orada bıraktık, duada devamlılık esastır. Yani Cenab-ı Hak kınıyor şimdi insanı. وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلِيظٍ. İnsanoğlu iyilikler hususunda, iyilikleri istemek hususunda hiç yorulmaz ama dua ettiği zaman, bir sıkıntıyla karşı karşıya geldiğinde, bir sıkıntıyla başına bir dert geldiğinde dua etmeye başlar. Bunu kınıyor Cenab-ı Hak. Yani Allah'ı sadece sıkıştığımız zaman yardıma davet etmenin çok şık olmadığını vurgulamak istiyor. Zaten sizin de yıllarca görüşmediğiniz bir dostunuz sizi sırf tanıdığınız, sizi sırf bir iş için yıllar sonra ararsa ona siz de üzülürsünüz. Yani beni aramadı da bir işi düşündü aradı. Bu da onun gibi. Yani bir işimiz düştüğünde biz kaldı ki biz her an Allah'a işimiz düşmektedir. Yani biz işin farkında değiliz. Hangi işi yapıyorsak, hangi işe el vereceksek, ne yapacaksak Allah'la beraber yapacağız onu. Allah bize güç verirse yapacağız onu. Yani bizim Allah'la işimiz hiç bitmemelidir. Onun için sürekli ondan istemeli. Yani bir derdimiz olmadığı zaman da dua etmeliyiz. Bu duayı kendimiz için değil, o zaman bizim bir isteğimiz yoksa, yani hayırlı bir hayat, dine bağlı bir hayat, Allah'ın rızasına uygun bir hayat talebinde bulunmak, buna da mı ihtiyacı olmaz insanın? Olmadı, topluma, insanlara, hastalara, sıkıntı içinde olanlara dua etmeli. Yani ve şu anda ülkemizin içinde bulunduğu durumda çoğu ifadeyle, çoğu şekilde ifade edersek dua ile ancak bir noktaya gelebilecek. Çünkü bütün tedbirler alınmış, bütün her türlü sıkıntıların giderilmesi, özellikle anarşi ve terörle ilgili güvenlik güçlerimiz gece gündüz uyumadan tedbirlerini almışlar. Ama gene de şehit veriyoruz, gene de bir talihsiz, bir iğrenç, bir hain bir el gene şehit etmeye devam ediyor. Ya Rabbi, bunların şerrinden memleketimizi, milletimizi koru, muhafaza et diye dua etmemiz gerekir. Buna ihtiyacımız var. Ya Rabbi, şehitlerimizin sayısı artmadan bu işin son bulmasını dilemeliyiz Cenab-ı Hak'tan. Olur ki herhangi birimizin duasını Cenab-ı Hak kabul edecek. Sadece belli insanların etmesi, görüyorsunuz ki sonuç vermiyor. O zaman bütün insanların gönülden, Allah'tan memleketimizin selameti için, memleketimizin mutluluğu için, refahı için, insanlarımızın huzuru için, anne ve babaların ağlamaması için, genç yavruların toprağa şehit düşmemesi için duadan başka şu anda, yani bize duadan başka bir şey düşmüyor. Yani birey olarak bize bir şey düşmüyor. Yönetime, devlete, askeri veya polislik tedbirler almak görevi düşüyor, onu yapıyorlar ama bizim yapabileceğimiz duadır. Bu duayı da esirgemememiz gerekir. Dolayısıyla her an dua etmeliyiz. Her an Allah'la birlikte olmalıyız. Diyaloğumuzu hiç onunla koparmamalıyız ki Allah böylesinden memnun olur, böylesinden razı olur. Ve o zaman da sıkışık durumda Allah'tan bir şey istediğimiz zaman, nasılsa bu kulum her zaman benimle diyalog halindedir, ona gene bu istediğini de vereyim
diyebilir. Onun için sürekli dua edilmesi gerekir. Dua anında ihlas ve samimiyet de önemlidir. Bu da Allah'ın emridir. Yani bana dua edin diyor ama yöntemini de belirtiyor. فَدْعُوا اللّٰهِ مُخْلِص۪ينَ لَهُ Dini Allah'a halis kılarak, yani araya birini katmadan, din birinin keyfine iş yapacağını aklınıza getirmeden, din sadece Allah'ındır, onun için dindarım diyerek ve samimi, içten gelen bir duyguyla Allah'a dua edin. Yani bir de inanarak dua etmek. Hem ihlasla, samimiyet lazım. Mesela nedir, ne yapacağız, samimiyetimizi nasıl göstereceğiz? Dua edeceğimiz zaman varsa bir günahımız, o günahımızı hatırlayarak Cenab-ı Hakk'a evvela diyeceğiz ki, Ya Rabbi ben senin istemediğin şu işi yaptım, şu günahı işledim, adını da vereceksiniz, kendi kendinize, Allah'a vereceksiniz. Ben ondan vazgeçtim Ya Rabbi, tövbe ettim Ya Rabbi, benim o günahımı bağışla da şimdi de sana dua edeceğim, beni günahsız olarak daha sağlıklı, daha duyarlı bir ağızla yaptığınız bu dua daha fazla makbul olacak. Ki bu ayette Cenab-ı Hak inkar edenleri öfkelendirse de içten samimi bir inançla Allah'a bağlanarak ona dua edin diyor. Yani biz Allah'tan bir şey istiyoruz. Mutlaka onun kabul edeceğini, karşılık vereceğini ne iman ederek istemeliyiz. İstediğimizi anında vermeyebilir, istediğimiz şekilde de vermeyebilir. Yani nokta tayini olmayabilir. Muhtemeldir ki bizim yaptığımız bir dua da istediğimizi Allah bize vermedi. Ama hiç aklımızdan çıkarmamalıyız ki olabilir ki Cenab-ı Hak bize bir başka sıkıntı verecekti. Sırf bu duayı yaptığımız için o sıkıntının önüne geçilmiştir. Yani zaten Hazreti Peygamber de buyuruyor, musibetlerin dua musibetleri engeller. Belki onu engellemiştir. Veya hiçbir şey olmadıysa kayda geçmiştir. Öteki tarafta bu yapılan duanın karşılığını, sevabını alacağız. Yani bu inançla, ben dua ettim de Allah duamı kabul etmedi. Bu insanı inkara sürükleyen bir tavırdır. Bundan da uzak durmak lazım. Allah hiç kimsenin duasını geri çevirmez. Ancak onun dediği şekilde, yani sarı araba istediniz, siyah araba elinize geçti diye duanız kabul olmadı diye düşünmeyeceksiniz. Allah benim istediğim, benim yaptığım bu duayla bana düşünülmüş olan bir sıkıntıyı vermedi, onun önüne geçti. Veya öteki tarafta benim işime yarayacak, yani bu ibadettir demiştik dua etmek, o ibadetten dolayı öteki tarafta bana sevap yazacak. Yani hiçbir dua havada kalmaz. Bunu özellikle her müminin iyi bilmesi lazım ve hep de dua etmesi lazım. Şimdi bakın, şov haline veya alışkanlık, tik haline de getirmemek lazım duayı. Şimdi yolda görüyorum, özellikle bayanlar görüyorum direksiyonda, bir elinde telefon, bir elinde zikirmatik, bir elinde de direksiyon kumandası. Hiç mümkün değil. Bu dua değil. Bu dua olamaz, böyle bir dua. Zaten araba kullanırken telefon kullanmak yasak. Niye? Çünkü insan aklı aynı anda iki şeyi kamufle edemez. İki şeye hakim olamaz. Konuştuğunuz kişiye ya sizi sevindirecek bir şey söyler, siz heyecanlanırsınız, ya kızdıracak bir şey söyler, gene heyecanlanırsınız. Bu arada trafik kazasına neden olursunuz. Üstelik bir de elinde işte çıkarmışlar, yani dini metaa dönüştürmenin en önemli göstergelerinden birisi de işte ezan okuyan saat, işte su içtiğin zaman elhamdülillah diyen matara. Ya mataranın elhamdülillah demesi bir anlam ifade etmez ki, kişinin bilerek beyninden, kalbinden geçirerek hamd Allah'a demesidir asıl olan. Yoksa birisi bana bunu duyurdu, teyipten dinledim, bu değil ki. Dolayısıyla şimdi bu metalaştırmanın bir başka örneği de işte özellikle bayanların elinde zikirmatik. Ne zikrediyor, ne diyor? Başka da bir iş de yapıyor. Peki Allah'ı anmak fena mı? Hayır, tabii ki fena değil. Yerinde ve zamanında ve gerektiğinde ve de belli bir sayıya da bağlamamak lazım. Yani o sayıyı tutturamayan anmamış mı olacak o zaman? Yani demek istediğim, Cenab-ı Hakk'a dua ederken
böyle zamanı yayarak, farklı şeyleri söyleyerek veya sayıya dökerek değil, alışkanlık haline de getirmemek lazım onu. Yani aklım başka yerde ama ben zikirmatik basıyorum. Olmaz, öyle olmaz. Allah'la diyalog halinde olmak demek olduğuna göre dua, aletleri kaldıracağız. Yani tesbihi de bir kenara koyacağız. Allah'la bize diyeceğiz, ya Rabbi ben senden şunu istiyorum, sen yüceler yücesisin. Bütün hamdler ve övgüler sadece sana aittir. Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Bağışlayanların asıl bağışlayıcı sensin. Bizi yaratan sensin. Bizi öldürecek olan sensin. Bizi diriltecek olan sensin. Bizi hesaba çekecek olan sensin. Ve bizi öteki tarafta bir yere iskan ettirecek olan sensin ya Rabbi. Bunları demektir dua. Bunları derken de bizzat Allah karşımızda duruyor gibi yapmamız gerekir. İhlas da budur zaten. Duada neler isteyebiliriz? Genel hatlarıyla baktığımızda sünnetullah'a ters olmayan, yani ilahi kanunlara, bir yerde de tabiat kanunlarına da diyebiliriz. Yani fiziksel olarak ifadelendirilen tabiat kanunlarına ters düşmeyecek şekilde olmak kaydıyla Allah'tan her şeyi isteyebiliriz. Mesela yani bana kanat ver, ben bir kuş gibi uçayım da buradan Amerika'ya gideyim gibi bir dua, bu son derece saçma bir şey olur. Yani kurala uymayan, sünnetullah'a ters düşen bir şeyi Allah'tan istememek lazım. İstenmez. O zaman biraz yani işi, duayı hafife almak demek olur. Yapılabilecek bir şey, olabilecek bir şeyi Allah'tan istemeliyiz. İşte yağmur duası bunun en bariz örneğidir. Yağmur normalde yağar, Allah'ın kanunudur. Yağmur yağdırır ve kendisi söylüyor, ve enşuru rahmete, yağmur size gönderir ve rahmetini size yayar diyen Allah'tır. Ama olur ki bazen yağmurlar durur. Yani ortalık kuraklıktan yanmaya yüz tutabilir. O zaman dua, işte o zaman ya Rabbi o bize gönderdiğin o engin rahmetinden, bizim günahımızdan dolayı kıstığın o rahmetini bize gönder ya Rabbi diyerek dua edilir. Yani o zaman demek ki olabilecek bir şey isteyeceğiz Cenab-ı Hak'tan. Yani ya Rabbi beni mesela erkek olan, ya Rabbi beni kadın yap, ya kadın ise beni erkek yap gibi bir dua bahis konusu değildir. Bu kanuna uygun, sünnetullah'a uygun dediğimiz şey budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Teala kulunun en fazla beğendiği ve razı olduğu duası şu duadır. Ya Rabbi bana sıhhat ve afiyet ver. Cenab-ı Hak dualar içinde en beğendiği dua budur. Allah'tan sıhhat ve afiyet istemek. Niye onun çok hoşuna gidiyor bu? Çünkü kul bunu dediği zaman biliyor ki benim canım Allah'ın kudretinde, Allah'ın elinde. Benim hayatım, benim sağlığım, benim afiyetim ve benim huzurum Allah'a bağlı. Bu bağlantıyı biliyor ve itiraf ediyor. Onun için Cenab-ı Hak bundan razı oluyor. Yani işte sıhhat afiyet istemek bir isteme tarzıdır. Efendimiz buyuruyor ki hatta Allah'tan ne gerekiyorsa isteyin, hatta ne eksiğiniz varsa isteyin, hatta kopmuş ayakkabınızın bağını bile isteyebilirsiniz. Yani bunu şunun için örnek olarak veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah'ı uzağınızda görmeyin, Allah'ı sizden uzakta düşünmeyin. Allah yanınızdadır ve sizin en ufak bir işinizle bile ilgilidir ve en ufak bir işinize bile müdahildir Allah Teala. O sizin hiçbir işinizin dışında değildir. Bunu vurgulamak için bu kadar basitleştiriyor. Yani ayakkabınızın bağı kopmuş, onu bile isteyebilirsiniz. Yani Allah'tan sürekli istemek durumunda olun. Sürekli isteyen durumunda olun demek için. Duada elleri havaya kaldırmak da bir dua adetidir, bir geleneğidir.
bu gelenek de bize Hazreti Peygamber'den gelir. Dolayısıyla elleri duada elleri kaldırmak sünnettir. Niçin ellerimizi kaldırıyoruz? Çünkü Allah Teala ve fis semâi rızkukum ve mâ tu'adun, sizin rızkınız, yiyeceğiniz, ihtiyacınız olan her şey göklerdedir. Ve size vaat edilenler, yani öteki tarafta verileceği söylenenler de göklerdedir. Yani bütün bizim maddi ve manevi ihtiyaçlarımızın temeli göklerdir. Maddi ihtiyaçlarımız işte yani en basitinden yağmur gökten iner biliyoruz. Manevi ihtiyaçlarımız bize rehberlik, bize yol göstermek, bize insanlık öğretmek, bize doğruyu, güzeli anlatmak. Rehberlik anlamında vahiy, o da gökten gelir. Onun için ellerimizi sürekli göğe kaldırırız. Dua ederken de göğe kaldırmamız gerekir. Çünkü bütün istediklerimiz gökten gelir, oradan gelecek. Hatta öteki tarafta da Allah'ın bize işte diyor, size vaat, orada vaat edilenler de oradan size gelecek. Dolayısıyla ellerimizi de dua ederken kaldırmalıyız. Şimdi bazen bakıyoruz ki dua ederken bazıları elini kaldırıyor, bazısı kaldırmıyor, bazısı böyle dizlerin üzerine koyuyor, böyle isteksiz bir vaziyette. Hayır, Allah'a gönülden açacaksınız ve dileğiniz de şu olacak: Ya Rabbi, bu elleri boş çevirme Ya Rabbi Alem. Demek ellerinizin de bu işe müdahil olduğunu, ellerinizin de duada bir ortak olduğunu da göstermemiz gerekir. Elleri açacak mıyız, birleştirecek miyiz? Üzerinde durulacak kadar önemli bir şey değil. Elleri kaldırmaktır önemli olan. Simgeleştirmek ve belli bir grubun simgesi haline getirmeye çalışmak da dini bir argüman olduğu için uygun değildir. Yani derneğinizin, ekolünüzün simgesini başka din dışından bir şeyden yapabiliriz ama dini bir ekolün, bir grubun, bir bölümün, bir toplumun simgesi olması doğru olmaz. Dini simgeler bütün kainatı ilgilendirir, özellikle Müslümanları ilgilendirir. Ezan nasıl bir grubun olamayacaksa, dua ve dua şekli de bir insanın veya bir bölük insanın olamaz. O tamamen Hazreti Peygamber'den geldiği gibi yapılabilecek bir durumdur. Çünkü iman ve ibadet dışında dinin hükümlerinde içtihat yapmak, yorum yapmak, farklı şeyleri ortaya koymak mümkündür ama ibadette ve imanda öyle bir imkan yok, öyle bir ihtimal bile yok. Çünkü o dinin doğmasıdır. Din diyor ki şunlara iman edeceksin ve Allah'a şükrünü eda edebilmek için de şu şekilde ibadet edeceksin, o kadar. Bunu herhangi birisinin değiştirmesi, buna herhangi birisinin müdahale etmesi söz konusu olamaz, olmamalıdır. O zaman her insanın kendi kafasına göre bir ibadet düzeni tutturur ki bu dine yapılabilecek en büyük bir kötülük olur. Dua ederken yani ona da dikkat etmemiz gerekir. Ben bakıyorum birçok bu duaya başlayanlar işte bu iftar programlarında işte başlıyorlar. Hadi bir dua yapalım başlıyorlar. Duaya bir defa besmele ile başlanacak. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin denecek. Yani bütün övgüler, bütün sevgiler ve bütün istekler Allah'a aittir denecek. Sonra ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen. Sonra da Hazreti Muhammed'e, âline, ashabına, çoluk çocuğuna da salat ve selam dileyecek. Niye? Çünkü Peygamberimiz öyle yapardı. Peki öyle, niçin öyle yapardı? Niçin Allah öyle öğretti? Ne diyor ona Cenab-ı Hak Kur'an'da? وَقُلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. Ey Peygamber, sen şöyle dua et. De ki, o Allah ki bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde, otoritesinde وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, onun otoritesinde bir ortak yok. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, onu acizlikten kurtaracak bir yardımcıya ihtiyacı yok. Ve kebbirhu tekbira, ve onu gereği gibi yücelt. Yani
Allah'tan bir şey isterken önce onun yüceliğini ortaya koyabilecek bir argüman kullanmamız lazım. O da elhamdülillahi rabbil alemindir. O Kur'an'ı da Allah Teala onunla başa besmele ile başlatmış ve elhamdülillahi rabbil alemin ile başlatmış. Bu kadar önemli. Dolayısıyla her duamızın başında bu ikisinin olması gerekir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki besmele ile başlamayan hiçbir işin sonucunda hayır olmaz. Sonu kesik olur. Bu hamdele ile başlamayan da aynı şekilde dua içinde hamdeleyi de ilave edebiliriz. Dolayısıyla duaya başlarken elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. Ne demek istediğimizi de bileceğiz. Bütün övgüler, bütün yüceltmeler, bütün ibadetler, bütün talepler, bütün istekler sadece Allah'a aittir. Dünyada da ahirette de bu böyle. Çünkü Kur'an öyle diyor. Bütün hamd ve övgü dünyada da ahirette de sadece Allah'a aittir. Bir başkasına ait değildir. Bir başkasına övgü yağdıramayız. Hamd Allah'a mahsustur. Duada zaman ve mekan da önemlidir. Genel olarak şöyle diyebiliriz. Biz her halükarda, her zaman dua edebiliriz. Özel bir yer ayarlamak, özel bir zaman belirlemek doğru değil. Şu anda işimden geldi, dua edeceğim, edebilirim. Hiçbir sorun yok. Ama yerin ve zamanın da duada etken olduğu bölümler vardır. Mesela sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, en hayırlı ve kabulü umulur dua, Arefe günü yapılan duadır. Arefe günü, yani bayramdan bir gün önce. Bu işte önümüzdeki pazartesi öyledir. Kurban bayramından bir gün önceki günde öyledir. Arefe günü yapılan duaları Cenab-ı Hak ayrı tasnif eder. Onlara ayrı bir değer biçer. O halde buradan ne anlıyoruz? Biz her zaman dua edebiliriz ama o duadan yararlanabilme imkanını elde edebileceğimiz özel zamanlar olabilir. İşte Efendimizin ifadesiyle Arefe günü böyle bir, Cuma günü gecesi böyledir, Berat gecesi böyledir, Kadir gecesi böyledir, Bayram gecesi böyledir. Kim diyor? Efendimiz buyuruyor. Yani o gecelerde Cenab-ı Hakk'ın her zaman dualara karşılık vermesine mukabil o gecelerde rahmetini biraz daha bol tutuyor, hazinesini daha da açıyor. Dolayısıyla oralarda yapılacak duaların, oralarda müminin her zamankinden biraz daha farklı dua etmesi tavsiye edilmektedir bize, demektir bu. O zaman önümüzdeki pazar günü sabahtan akşama kadar işi olmayanlar, işi olanlar işini yapacak ama işe giderken besmele ile gidecek. İşe başlarken besmele çekecek. Dua edecek. Aklına geldikçe ya Rabbi bu Arefe günü yapılan dualar içinden kabul ettiklerine şu benimkini de ilave et ya Rabbi. Ve Arefe günü senden ya Rabbi ismi azamın hakkı için diliyoruz ya Rabbi, bu memlekette kan akmasın. Bu memlekette 10 asırdır devam eden kardeşlik, herhangi bir etnik, dini, mezhepsel kavga nasıl olmadıysa 10 asırdır. Gene aynı şekilde bu kardeşlik havası devam etsin. Ya Rabbi devam etmesi için bize imkan nasip eyle ya Rabbi. Bize rahmetini, merhametini gönder ya Rabbi. Bu eşkıyaya da intibah ver ya Rabbi. Onların uyanmasını, onların kendilerine gelmesini, onların yaptığı işin yanlış olmasını, o uyutulmuş, uyuşturulmuş beyinlerinin açılmasını nasip eyle diye demek ki çok çok dua edeceğiz. Her gün edelim de pazartesi günü çok edeceğiz. Cuma günü zaten, önümüzdeki Cuma günü Kadir gecesi de zaten çok etmemiz lazım. Ama camilerde yapılan dualara amin diyerek ortak olmak hepsinden önemlidir. Bunu da bilmek gerekir. Çünkü topluca yapılan duaları Cenab-ı Hak daha özel konumlandırır. Daha önce de söyledim. Hiçbir zaman yağmur duasına tek kişinin gittiği görülmemiştir. Hep o semtte oturan insanlar, hatta çocuklar da dahil, kadınlar dahil, bütün insanlar toplanır ki, niye öyle yapılır? Çünkü olur ki, bunlardan birisinin amin demesi herkesin kurtuluşuna vesile olabilir demektir.
Camiler onun için hınca hınç doluyor camiler. Ama dua yapılacağı zaman millet kaytarıyor. Doğru bir şey değil. Sıkıntısı olan elbette ki gidecek. Yani orada mecburi kal kimseye diyemezsiniz. Din de demez zaten. Ama kalmanın bir yararı var. Orada topluca yapılan duaların, topluca söylenen aminlerin bir anlamı var. Orada Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bir değer ifade ettiğini bilerek benim tavsiyem şudur. Yani cemaate namaz kılmaya gittiğiniz zaman hoca Fatiha diyene kadar yanında durun. Bundan zarar görmeyeceksiniz. Bunun faydasını bu dünyada da öteki dünyada da göreceksiniz. Ben size söyleyeyim. Dolayısıyla böyle hemen namazı kılıp kaçmak doğru değil. Bakın namazınız olmaz demiyorum. Elbette namazınız olur. Ama o namazınızı kılarken edindiğiniz yüksek haliniz, miraç haliniz duayla taçlandırılırsa fevkalade olur. Yani onu düşünün ki ekmek kadayıfının üzerine bir de kaymak koyunca aldığı şekli namazı kıldığınız, cemaate kıldığınız zaman arkasında yaptığınız duada o mesabede düşünün. Ama sıkıntısı olan beklemesin. Olmayan, dışarıda gidip bir kahvehaneye gidip oturacak olan kişiler için söylüyorum. Kolektif olarak dua etmeye önem vermeliyiz. Bireysel olarak dua etmeliyiz. Hiç ara vermemeliyiz. Fırsat buldukça namazları kıldıktan sonra dua etmeliyiz mutlaka. Yatarken dua etmeliyiz. Kalktığımızda da dua etmeliyiz. Şükretmeliyiz evvela. Demeliyiz ki çünkü biz uyuduğumuz zaman ölüyoruz. Çok insan bilirsiniz ki yatmış uyumuş, sabah uyanmamış. Bizi uyandığımız zaman Cenab-ı Hakk'a diyeceğiz ki sana hamdü sena olsun, beni bir kere daha uyandırdın. Bir kere daha öldürmedin. Yani hayata döndüm bir kere daha. Bunu hem sözle söyleyeceğiz, hem şükrümüzün belirtisi olarak da sabah namazı kılacağız. Güne Cenab-ı Hak yeniden bizi başlattığı için başlatmayabilirdi. Onu da bilirsiniz. Çünkü onun elinde bizim hayatımız. O ne zaman istiyorsa o zaman alacak canımızı. Dolayısıyla onun eğer canımızı almıyorsa biz ona hep teşekkür edeceğiz. Çok teşekkür ederim ya Rabbi diye değil. Namazları kılarak teşekkür edeceğiz. Namaz onun yerine de geçer. Sabah namazı bak beni bugün güne başlattığın için teşekkür yerine gelir. Öğle namazı da işte sağlık sıhhat içinde olduğum, işimde gücümde olduğum içindir. İkindi namazı da bugünü de sağ salim toparladık, eve döneceğiz demektir. Akşam namazı da gece karanlık basarken huzur içinde olduğunu ifade etmek için. Yatsı namazı da yatmadan önce bir kere daha ya Rabbi ben şimdi yatacağım. Namazı kılıp dua edip yatıyorum ki beni yarın sabaha gene sağ salim ve sıhhatli bir şekilde kaldırsın diyedir. Duanın yer itibariyle de özel konumlandırılmış tarafları vardır. Mesela Cenab-ı Hak gene buyuruyor. Bakın hep ayetlerin söylediğini söylüyorum ben burada. Yani böyle başkalarının söylediği gibi bir büyüğümüz dedi, kim o büyük belli değil. Büyüklerimiz dediler ki kim o büyükleriniz, nedir, nereden geldiler? Yok öyle bir büyük müyük yok. Ya Allah diyecek ya peygamber diyecek. Bakın ben size burada Allah'ın dediklerini ve peygamberin söylediklerini söylüyorum. Fezkurullahi indel meş'alil haram. Müzdelife'ye geldiğinizde orada özür dua yapın diyor. Demek ki yerin de önemi var. O zaman Arafat'ta dua ediyoruz, ora önemlidir. Kabe'de dua önemlidir. Demek ki yerin de daha fazla bir duaya artı katkısı vardır. Biz Kabe'de değiliz, dua yapmayacak mıyız? Duaya devam edeceğiz ama Kabe'ye gidince, Mescid-i Nebi'ye gidince, Arafat'a gidince, Müzdelife'ye gidince, Mina'ya gidince de oralarda Kur'an'da adları geçtiği için ve oralarda yapılan dualar kutsandığı için Kur'an tarafından oralarda yapılan duaların da önemi vardır. Demek ki her yerde dua yapabileceğimiz gerçeği yanında bazı zamanlarda ve bazı yerlerde yapılan duaların da bir başka ayrıcalığı vardır. Duada aracıya ihtiyaç var mıdır? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Yok.
Yani benim için gelsen dua et demek, benim Allah'la aram iyi değil, Allah bana bakmıyor, benim tarafıma bakmıyor, bana uzaktır demek anlamına gelir. Çok, bu çok vahim bir anlayıştır. Senin için dua edecek olan adama Allah ne kadar yakınsa, sana da o kadar yakındır. Çünkü hiçbirine daha uzak değil ki. Ona yeter ki, ben dilim dönmüyor. Bakkaldan ekmek alırken, satın alırken nasıl ifade ediyorsan kendini, Allah'tan bir şey isterken de kendini öyle ifade edeceksin. Ya Rabbi ben şunu istiyorum diyeceksin. Bu kadar. Ya Rabbi memlekete, millete huzur ver. Ya Rabbi, ya Rabbi aileme, çoluğuma, çocuğuma esenlikler nasip eyle. Ya Rabbi toplumumuza, milletimize barış, kardeşlik nasip eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar nasip eyle. Demek işte bunları diyemeyecek insan düşünebilir misiniz? Filancının Allah'la arası daha iyi, ben gideyim o bana dua yapsın da belki onun sayesinde ben de kurtulurum dediğiniz an bu dini anlamamış olursunuz. O dediğiniz adam kendisini ya bir kurtarsa, yani kendisini yaptığı dualarla kendisini ya garantiye bir alsın, o da bellidir, onu da orada gidince göreceğiz. O halde böyle bir garanti de söz konusu değil. Kim Allah'ın nezdinde daha değerlidir, kim Allah'ın nezdinde daha duası kabuldür? Bunu bu dünyada kestirmek mümkün değil. Hiç asla mümkün değil. Hazreti Peygamberimizin şahsında da görüyoruz. Yani onun herhangi bir günahı bahis konusu olmadığı halde zaman zaman başkasının duasına amin dediğini, başkasından Kur'an dinlemek istediğini, o, ya Resulallah Kur'an sana indi ben sana nasıl okuyacağım dediğinde de ben de isterim ki Kur'an'ı bir başkasından dinleyeyim. Çünkü Kur'an'ın kendisi de duadır zaten. Ve bütün peygamberlerin dua ettiğini, dualarda ısrarcı olduklarını ve dua ederken de herhangi bir şey şunun hakkı için asla demediklerini, çünkü çoğunun duası Kur'an'da belli. Ha şimdi bu arada birisi çıkmış, Kur'an'da 25 adı geçen 25 peygamberin sadece duası olmayan bir kişi vardır, İdris Aleyhisselam. Hazreti İdris'in duası, Allah ona özel bir dua öğretmişti. Birisi bir kitap yazmış, aslı esası yok, kaynağı yok, dayanağı yok. Öyle diyor ki şu duayı okursan midenin ağrısı geçecek. Bu yalanlara uymayın, inanmayın. O kitabı alın, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderin. Orada Din İşleri Yüksek Kurulu var. Bu kitap doğru mu söylüyor, doğru söylemiyor mu diye gönderin, size cevabınızı alacaksınız. O zaman benim dediğimi göreceksiniz. Kur'an'da bütün peygamberlerin duaları var. Hazreti İdris'in yok. Ve ne gibi dualar ettiğini de Cenab-ı Hak, onlar kendi lisanlarından dua etmişler. Allah onları Arapçaya tercüme ederek bize göndermiş. İbrahim böyle, Hazreti İbrahim böyle dua etti. Lut peygamber böyle dua etti. Musa peygamber böyle dua etti diye bize hepsini göndermiş. Yani peygamberlerin duasında bir aracılık bahis konusu değil ki. Yani beni şunun yüzü suyu hürmetini beni affet demedi. Bana ver demedi. Ya Rabbi sen yüceler yücesisin. Sen bana ver ya Rabbi. Bana bunu nasip eyle ya Rabbi. Mesela ve ıslihli fi zürriyeti, benim zürriyetimi, benim neslimi doğrulardan, erdemlilerden, güzellerden eyle ya Rabbi. Benim neslime namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Bakın dua gayet net, ikili bir diyalog, kuldan Allah'a direkt diyalog iki kişi arasında. Bana ver, üçüncü bir kişiye ihtiyaç yok. Bir başkasının duasının kabul olacağını düşünmek ancak onun bulunduğu mecliste amin demesini sağlamakla belki mümkün olur. Yani o ne kadar çok insan bulunursa dua edilen mecliste duamızın kabul olma ihtimali o kadar yükselir. O, ancak o takdir. Yoksa ben gideyim filancıya, onun yaptığı dua ile de her şeyi düzelteyim demek doğru olmaz. Çünkü Kur'an'ın beyanına ters bir şeydir. Allah soruyor, ve kefâ billâhi vekîlâ. Allah yetmez mi size vekil olarak? Evet, yani duada aracıya sakın, aracıya ihtiyaç yok. Kendi duanızı kendiniz yapacaksınız. Diliniz ne kadar dönüyorsa Allah her şeyi bilir, her şeyi içinizden geçenleri de bilir. O imanla baktığınız zaman kimseye ihtiyacınız yoktur. Allah Teala size vekil olarak yeter diyor. Eleysellahu bikafin abde, Allah kuluna yetmez mi diyor. Yani bir başkasına başvuranlar içindir bu. Yeter, o zaman tek başıma Allah'a başvuracağım. Allah peygamberlerini bize överken, bakın duanın önemini kavramak bakımından, Allah peygamberlerini bize överken
ve yed'ûnena râben ve râheba. Peygamberler bana korku ve saygı içinde sürekli dua ederlerdi. Bakın sürekli dua ederler. Kim? Peygamberler. Biz onların yolundayız. Bizim peygamberimiz de dahil buna ki bizim peygamberimizin yaptığı dualar biliyorsunuz Kur'an'da Bakara suresinin son iki ayetidir. Âmenar Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Oradaki dualar peygamberimize ait. Resul ve müminler böyle dua ederlerdi diye Cenab-ı Hak onu bize gösteriyor. Onun için biz de onu yatsı namazından sonra gene de duayı beklemeyenler bırakıp çıkıyorlar ama o okunuyor yatsı namazından sonra. O bir dua, çok önemli bir duadır o. Kur'an duasıdır zaten. Peygamberin de yaptığı duadır. Dolayısıyla ondan yararlanmak da bizim de işimiz. Yani peygamberler, bütün peygamberler dua ederlerdi. Ve kânû lenâ âbidîn, peygamberler bana sürekli ibadet halindeydiler, kulluklarının bilincindeydiler diye bizi bize örnek olarak sunduğu bütün peygamberler için alamet-i farika budur. Ve kânû lenâ hâşiîn, onlar bizden saygı ve korku içinde bulunuyorlardı demek suretiyle bize habire ipuçları vermektedir Allah Teala. Siz de öyle olun diye. Yani sürekli dua yapın, sürekli ibadet halinde olun, sürekli Allah'a karşı bir korkuyla karışık saygı içinde olun. Yani ve peygamberlerin dualarında şey yok. Yani herhangi birini aradı yaptığı yok. Hiçbir yerde böyle bir örneği yoktur. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 190'dan başlayan ve sonuna kadar devam eden ayetlerinde dua eden insanlar, öyle kulların var ki şöyle dua ediyorlar. Ya Rabbi sen bu yeri göğü boşuna yaratmadın. Sen bizi azaptan koru. Ya Rabbi bize güzellikler ver. Ya Rabbi peygamberlere ne vaat, peygamberler kanalıyla ne vaat ettiysen onları bize ver. Bunları sayıyor da sonra diyor festecabe lehum rabbuhum enni la udiu amel amilin minkum min zekerin ev unta. Sonra da bu duayı yapanlar, böyle dua edenlere Allah karşılık verir, cevap verir. Ve ben diyor Cenab-ı Hak, biz hiçbir şekilde kadın olsun, erkek olsun, hiçbirinin taabudi, ibadete yönelik hiçbir davranışını, ki dua da bunun içindedir, onu boşa çıkarmayız, onu zayi etmeyiz. اَنِّ لَا اُضِيُوا عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْمُتَى. Hiçbir erkek olsun, kadın olsun, hiçbirinizin dinsel bir davranışını, dinsel bir eylemini asla zayi etmeyiz, onun karşılığını veririz diye. Merak eden de o ayetleri bir Türkçesine bir baksın. Çünkü devam edeceğiz biz şimdi. Kur'an'a göre, Kur'an'da gördüğümüz dualarda, işte bütün peygamberlerin duaları, Allah'tan ne istedikleri, Allah onlara nasıl cevap verdikleri, bütün bunları şimdi özet olarak vereceğim ama ben şunu söyleyeyim. Dua ve tövbe ile ilgili benim bir çalışmam var. Rağbet Yayınları'nda basılmış. Bunu görmenizde, yani arzu edenlerin görmesinde ben fayda görüyorum. Kur'an'a dayalı, yani o Hazreti İdris'in duasının olmadığını, onun adına yazılan kitabın yanlış olduğunu, bir dayanağı olmadığını anlamak için ve dualar ne şekilde yapılacak onu öğrenebilmek için uzun uzun konuşmak lazım. O kadar zamanımız olmadığına göre ben size bu kitabı tavsiye ediyorum. Kur'an'a göre Allah'ın şu hususlarda yapılan duaları kabul ettiğini ve övdüğünü görmekteyiz. Bir, hidayet için, hidayetimiz için, doğruyu bulabilmemiz için dua gerekir. Zaten 5 vakit namaz kılan insan 40 defa diyor ki ihdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola, en doğru yola, senin yoluna ulaştır ya Rabbi. Senin yolundan ayırma ya Rabbi. Başka, hayırlı eş ve çocuklar için, yani şimdi evlilik durumunda olan insanların yapacağı duadır bu. İyi bir eş, bu kadın olur erkek olur fark etmez. İyi bir eş, hayırlı bir eşe sahip olabilmek için dua etmelidir. Rabbena heb lena min ezvazina ve zürriyatina kurrate a'yunin lena. Ya Rabbi bize göz aydınlığı bir eş nasip et. Göz aydınlığı olabilecek çocuklar nasip et diye dua edilir. Onları görüyoruz. Tövbelerin kabulü için وَغْفِرْ لَنَا, işte o dediğim âmenar Resulü de Hazreti Peygamber'in yaptığı dua. Bizi bağışla ya Rabbi. Ana baba için ve قُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا, ya Rabbi annemi ve babamı
koru, merhamet eyle, acı, onlar beni küçükken nasıl kanatları altına aldılarsa sen de onları ölü iselerdi, diri iselerdi bu dua yapılabilir. Onlara merhamet eyle ya Rabbi. Onları kol kanat, onlara kol kanat ger ya Rabbi. Azaptan korunmak için dua edilir. Vakına azabenler ya Rabbi, bizi ateş azabından koru, muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ın rahmetine nail olabilmek için dua edilmelidir. Verhamna işte amenur resulü de ya Rabbi bize merhamet eyle ya Rabbi. Bakın burada bireysel dua değil. Hep ve'afu anna ve'afir lana ve'arhamna. Bize mağfiret et. Bize merhamet eyle. Bize rahmetini gönder ya Rabbi diye. Yani ben diye bir algı dine uygun düşmez. Biz hep biz diye algı. Şeytandan ve şeytanın şerrinden korunmak için dua gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak başta peygamberimiz de diyor ki ve kur rabbi eûzu bike min hemezati şeyatin. Ya Rabbi ey peygamber de ki bu şeytanın vesveselerinden ve verdiği bozgunculuktan, onun yaptığı şaşırtmalardan Rabbime sığınırım de diye dua ediyor. Nas suresi, Kur'an'ın son suresidir. Kul eûzu bi rabbin nas, melikin nas. Ben bütün kötülüklerden, bütün çirkin şeylerden, şeytanların vesvesin, insanlardan meydana gelen şeytanlardan da, şeytanın bizzat kendisinden de Allah'a sığınırım diye dua et. Bakın o da bir duadır. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin nakline göre yatağa girdiği zaman kul huvallahu ehad, kul eûzu bi rabbil felak, kul eûzu bi rabbin nas okur ve diyordu ki ellerine üfler, sonra elleri vücudunun neresini ulaşabiliyorsa oralar kadar ellerini sürerdi diyor Hazreti Ayşe. Demek ki bunlar duadır. Dua olduğu için de peygamberler bile Hazreti Peygamberimiz bile bunları ihmal etmemiştir. İnkarcılardan korunmak için de dua edilir, edilmeli. İşte amen ar-resulü. Mansurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi bizi inkarcı toplumların şerrinden emin eyle, muhafaza eyle. Koru bizi onlardan ya Rabbi. Bunu derken onlardan korunmak için lazım olan bütün tedbirleri alacağız da ondan sonra diyeceğiz. Ya Rabbi biz tedbirlerimizi aldık, işimiz sana kaldı, koru bizi diyeceğiz. Kıyamet gününün gününde rezil olmamak için, yani burada yaptığımız bir kötülüğü kıyamet gününde Hazreti Adem'den itibaren gelmiş geçmiş bütün insanların huzurunda alenen gösterilecek ve o bir rezilliktir. Bizi öyle bir rezillikten de muhafaza için mutlaka dua etmeliyiz. Ne diyeceğiz? وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ya Rabbi kıyamet gününde bizi gözden düşürme, bizi rezil etme ya Rabbi. Dua. Hayırla anılmak için dua edeceğiz. وَجْعَلِّ لِسَانِ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Benden sonra gelenlerin benden iyi bahsetmesini nasip et diye dua edeceğiz. İyilerden olmak için dua edeceğiz. وَالْحَكْنِ بِسَالِحٍ Ya Rabbi bizi doğru yola ilet ya Rabbi. Müslüman olmak önemlidir ama değerli izleyiciler, Müslüman olarak ölmek daha da önemlidir. Çünkü Allah Teala Müslüman olarak ölün diyor ey iman edenler. Ne ederseniz edin ama mutlaka Müslüman olarak ölün. Yani Müslüman olmak yeterli değil. Müslüman olarak ölmektir önemli olan. Ve teveffena müslimen diye dua ediyor Yakup Aleyhisselam. Bizi Müslüman olarak öldür. Bunu da dua edebiliriz, edeceğiz, etmeliyiz. Ya Rabbi nasıl bizim Müslüman olmamıza imkan verdiysen bize Müslüman olarak ölmemizi de nasip et diye de dua edeceğiz. Cennet sakinlerinden olmak için de dua edeceğiz. Burada da gene Hazreti İbrahim'in duasını örnek verebiliriz. Ve ce'alni min verrafeti cennetin naim. Ey Rabbim beni cennet sakinlerinden, cenneti varis kıldığın insanların arasında olmayı bana da nasip eyle ya Rabbi. İyi bir zürriyete sahip olmak için de dua edilir. Ve aslih li fi zürriyeti, bana verdiğin, bana vereceğin zürriyetimin, neslimin, çoluğumun, çocuğumun erdem sahibi, kişilik sahibi, insan olmasını, Müslüman olmasını, namazında, niyazında, ibadetinde olmasını, toplumuna yararlı bir eleman haline gelmesini nasip et diye de önceden dua edeceğiz. Bineklerle yolculuk ederken de dua övüyor böyle yapanları gemiye bindiği zaman. Sübhanellezî sakhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn.
Ya Rabbi bunu bizim emrimize veren sensin bu gemiyi. Bakın Titanic dedi ki bunu ben yaptım, Titanic'i yapan adam. Sonra bu asla kimse batıramaz bunu, bir şey olmaz buna dedi ama öyle olmadı. Allah'ı devre dışı bıraktığınız zaman hiçbir işiniz sonuca varmaz. Bunu bilmek gerekir. Arabaya bindiniz, bu herhangi bir arıza verebilir. Ya Rabbi bunu benim emrime veren sensin, bunu bana kullanma imkanı veren sensin, bunu bana musahhar kılan, benim emrimi amade kılan sensin. Beni koru ya Rabbi, bunun emrine girmekten beni muhafaza eyle ya Rabbi. Bunu bana sen verdin, dolayısıyla hayırlı bir yolculuk yapmamı da sen nasip eyle diye de dua ederiz. Günahların bağışlanması için yağmur, mal, mülk, evlat vermesi için de Allah'a dua edilebilir. İşte Hazreti Nuh toplumuna diyor ki Rabbinize dua edin ki istiğfar edin, duaların mağfirette bulun, günahlarınızın affını dileyin Allah'tan. O çok affedicidir ki size gökten su göndersin, size mal versin, size çoluk çocuk versin, size bahçeler versin ve size nehirler versin. Yani duayla bunlar da istenebilir ve bunlara ulaşılabilir. Gücümüzün dışında kalan bir şeyden ve unuttuklarımızdan, yani gücümüzün dışında kaldı, beceremedik, yapamadık veya bir şeyi yapmayı unuttuk. Bunlardan dolayı Cenab-ı Hak bizi sorgulamasın diye de dua edeceğiz. Gene Amenur Resulü. Bakın onun için yatsı namazından sonra hocaların okuduğu Amenur Resulü muhakkak dinleyelim. Rabbena la tuahirna in nesina ev ahtana. Ya Rabbi biz bir şeyi unutursak veya bir şeyde hata edersek, elde olmadan hata edersek, bizi bundan dolayı sorumlu tutma ya Rabbi diye dua ederiz. Namazı hem kendimiz için hem de çoluk ve çocuğumuzun devamlı bir şekilde kılabilmesi için de dua etmeliyiz. Bu duayı da bize öğretmiş Cenab-ı Hak. Hazreti İbrahim'in yaptığı bu duayı çok beğenmiş olacak ki Arapçaya tercüme ederek Kur'an'la bize bildirdi. Dedi ki o şöyle dua etti. Siz de öyle yapın demektir bu. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni sürekli namaz kılan ve zürriyetimi de sürekli namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Başka anne, baba ve bütün inananlar için dua. Bakın bireysel bir duada bireysel, ibadette bireysellik olmaz. Duada bireysel beni kurtar, bana ver, sade ben yok. Bize. Burada da gene Hazreti İbrahim'in örnekliği önem arz ediyor. O şöyle dua etmişti. Rabbena ufirli ve li valide. Ey Rabbimiz. Beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri, bütün inananları kıyamet gününün hesabından muhafaza ile ya Rabbi diyor. Evet, aynı dua yapıyoruz ya Rabbi cümlemizi. Kıyamet gününün dehşetinden muhafaza ettiğin insanların zümresini ilhak eyle diyorum. Evet değerli izleyenler, duayı bir an olsun bırakmayacağız. Ağzımız hep dua ile açılacak, dua ile kapanacak. Besmele'yi ihmal etmeyeceğiz. Hangi işi yapıyorsak yapalım onu Allah'la, Allah'ın izniyle ve gücüyle yapacağımızı aklımızda tutacağız. Ben de dua konusunda yaptığım bu sohbetle birlikte size dualar ediyorum. Cenab-ı Hak evinize, hanenize, gönlünüze saadetler nasip etsin diyorum. Sofralarınızın bereketli, hanenizin mutlulukla dolu olsun istiyorum. Milletçe saadet ve huzur içinde daha nice Ramazanları hep birlikte kutlamayı Cenab-ı Hak nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.